Merhaba, yeni bir dekor delisi videosunda daha birlikteyiz. Ben Cüneyt Alan. Bu videomda sizlerle komple tadilat ve dekorasyonunu yaptığım dairenin mutfak ve koridoruna uyguladığım gergi tavan çalışmaları hakkında bilgileri sunmaya çalışacağım. Gergi tavan nasıl yapılır, gergi tavan uygulamalarında nelere dikkat edilir ve güncel gergi tavan fiyatları hakkında araştırma yapanlar için faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Şu anda izlemiş olduğunuz gibi kenar kutu asma tavanlarımızı yaptık. Elektrik tesisatlarımızı komple döşedik ama fakat onun öncesinde asma tavanlarımızın komple alçı sıvasını yaptık, zımparasını yaptık, boya badanasını yaptık. Elektrik tesisatımızı daha sonradan döşedik, şerit ledlerimizi yaktık ve şu an gergimizi asıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Dikkat edilmesi gereken en önemli işlerden bir tanesi gergi tavanının imalatı için ölçülerin net alınması gerekiyor. Alçının ve boyanın tamamen bitmiş olması gerekiyor ki gergiden sonra tekrar alçı sıva yapıp boya badana yapmak kenar kutulara daha zor olur. Bir diğer önemli konu ise elektrik tesisatının sağlamlığı ve kalitesi, şerit ledlerin dayanıklılığı ve uzun ömürlü olması çok önemli. Tavan yüksekliği minimum 15 santim olursa iyi olur çünkü şerit ledler yandıkça tavan içerisinde ısıya sebep olur ve ısı tavana gerilen PVC membran malzemesinin genleşmesine sebep olur ve kırışıklıklar olur ve fazla ısı şerit ledin kendisine de zarar verir. Her 10 metrede bir tane 21 amper veya 17 amper motor kullanmayı düşünün. Motor kullanılmasını sağlayın ki şerit ledlerin ömrü uzun olsun ve daha parlak yansın. Çünkü gergi tavanın üzerinde led ne kadar canlı yanarsa gergi tavan o kadar daha şık görünür. Renkler kendini daha iyi gösterir ve aydınlığı daha fazla olur. İşi bilenlerle çalışın. Konunun acemileriyle çalışmamanızı tavsiye ediyorum. Ekmeği ekmekçiye verin, 3 kuruş da fazla verin, hiç acımayın. Kenar alçıpan kutuları yaptıktan sonra germe tavanımızı astık koridorumuza. İstediğiniz modeli beğenebilirsiniz. Çok geniş bir model yelpazesine sahip gergi tavan sistemleri. İsterseniz kendi resminizi bile tavana yaptırabilirsiniz. Yeter ki pikseli ve çözünürlüğü yüksek olsun. Şimdilik bu videomuzun da sonuna geldik. Projemizin, daha doğrusu projelerimizin devamında yapım aşamalarımızı sıklıkla sizlerle paylaşmaya özen gösteriyorum ben. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın. Saygılar sunuyorum.